Cahit Özkan öyle şeyler anlatıyor ki, ya Cahit Özkan'ın bu anlattıklarında hakikaten insan istiyor ki meclis olarak gizli oturum yapalım, dünyaya rezil olmayalım. Türkiye'de işler böyle gidiyor mu? Bunu kim bakacak? Bütün dünyada bir şey var. Ülkelerin kredi risk birimleri var, GDS. Bir ülkeye para verirken ona bakıyorlar. Türkiye'nin risk birimi bugün 30 puan daha artarak 650'ye geldi. Tarihinin en yüksek risk birimlerinden birini yaşıyor. Bugün için Türkiye Eurobond'la borçlanırken %8,5'la para veriyorlar. Amerika'ya %1,7, Almanya'ya -0,23. Şimdi Türkiye'ye borç verirken %8,5 dünyanın en yüksek oranı. Yani bugün Türkiye... Toparlayalım Sayın Özel. Sayın Başkanım, dünyada savaş var. Bütün dünya ülkeleri için var. Korona var. Bütün dünya ülkeleri için var. Bütün dünyada risk birimi en çok artan ve en pahalıya borçlanabilen ülke biziz. Bu durumda halen daha bir başarı hikayesi anlatmaya çalışmak, o eşsiz çabayla ancak ve ancak bizleri olduğu gibi Türkiye'yi de dünyada güldürür. Bu risk birimini düşürecek, doğru bir ekonomi yönetimine, doğru bir güvene ihtiyaç var. Meclisle ilgili bir iki şey söylemek mecburiyetindeyiz. Gaziler arası ayrımcılık. Sayın Başkanım, Kıbrıs gazileri 1650 TL arıyor. Dün aramış Kıbrıs gazimiz beni. 1400'den 1650'ye çıktı. Arkada Kavas arkadaşları odasında. O yakındı, ben dinledim. Mikrofon açıktı, herkes duydu. Bugün... Buyurun toparlayalım Sayın Hüseyin. 4000 liranın üzerinde 15 Temmuz gazilerine veriliyor. Hiçbirisini fazla bulmayız. Ama Kıbrıs gazisini 15 Temmuz gazisinden geriye koymanız doğru değil. Ben askerliği Sayın Başkanım denizci yaptım. Çıkartma gemilerimiz var bizim. Kapa kaçacağımız yerleri tespit ederken Kıbrıs Savaşı'nı anlatan komutanlardan bir şey duydum. Tüylerim diken diken oldu. Bütün dünyada çıkartma gemileri sahile yaklaşırken asker geriye yaklaşır. Orayı tahkim ediyorlar. Yıkmasın diye arkayı. Bir tek bizim gemilerde öne yaslanıyorlar. O harekatta en önde çıkmak için. Siz orada çıkmış, hayatını kaybetmişler, yanı başında vurulmuş, yaralanmış, 1650 lirayı layık göremez bu meclis. Buna hep beraber el koyalım. Bu meclis Kıbrıs gazisine 1650 lira veriliyorsa... Bir dakika. Buyur Sayın. Merkez Bankası Başkanı varsın, o atasın. Onu affetsin, bunu taltif etsin, bunu bilmem ne yapsın. Ya Kıbrıs gazisine biz sahip çıkamazsak bu meclis bir önergeyle en yüksek gazi maaşı bütün gazilerin maaşıdır diyemiyorsa yazıklar olsun bize. Sayın Başkanım, son olarak senin kadar gider en fazla. Daha fazla gitmez. Neden rahatsız oldun? Bir dakika. Sayın Başkan takdir eder onu. Bir dakika, buyur Sayın Başkan. Sayın Başkan takdir eder onu. Sayın Başkanım, Vakıflar Bankası emekçilerinden çok sayıda şikayet alıyoruz. Taşeron düzenlemesi çıktığında bir gecede özel bankaymış gibi bu düzenlemeden yararlandırılmadılar. Geçen yıl askeri ücretin %30 üstünde alıyorlardı. Bu... Tabii edeceğim devam. Tabii edeceğim. Milletin sorununu anlatıyoruz. Bana mı soracağım? Geçen yıl askeri ücretin %30 üstünde alıyorlardı. Bu sene artış almadılar, askeri ücretle çalışıyorlar. Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndakiler kadroya geçti. Bu arkadaşlar geçemediler. 4000 kadar kişinin taşeron statüsünden kadroya geçirmesini istiyorlar ve bu konuda meclisten beklentileri var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu beklentilere yönelik bir düzenlemeyi getireceğiz. Bu konuda bütün milletvekillerimizden, bütün parti gruplarımızdan destek bekliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, buyurun.
Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bir dakika. Ya biz ne yaptık? Biz bir şey dinlemedik. Sayın Başkan buyur. Sen buyur, kaç dakika konuştun, ben kaç dakika. Ya bakın. Bakalım ona. Ya ona bakalım, o değil. Açtık mı biz? Ya ettik mi biz? Şimdi neyi bahsettik? Ettik mi biz ya? Ağzımızı açtık. Sayın Başkan. Ya biz bir şey söyledik mi? Hayır, süre. Daha ne kadar konuşacak diyorsun ya? Senden az konuşmuşum. Dün de öyle, ondan önce de öyle. Kayıtları alalım başkanım. Bir dakika. Sana mı? Sayın Başkan buyurun. Sessizlik istiyorum Sayın Başkanım. Hayır, sessizlik kontrol ederiz gazetine. Ya şimdi Sayın Başkan. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bu ortamda mı konuşuyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Ya yok ya. Dinledik mi? O eski bakan var orada bak. Sayın Başkanım, bu ortamda mı konuşacağız? Söz verdiler, konuş, yataşma. Değiştik meseleyi. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Abi 5 dakika ara verelim bunları. Söz de vermek için şey gündeme geçelim. Yok ya, boş ver. Sayın milletvekilleri, daha önce de söylemiştim ben, şimdi de söylüyorum. Sayın milletvekilleri, Sayın Özkan, bir dakika oturur musun? Bir dakika ya beyler, sayın milletvekilleri. Sizinki 15 dakika konuşuyor. Arkadaşlar, sayın milletvekilleri, bir dakika sayın milletvekilleri. Biz size saygı duyuyoruz. Siz de bize saygı duyun. Daha önce de söyledim. Şimdi oradan birisi bağırıyor, buradan birisi. Bağıracağınız da şu arkadan dışarı çıkın konuşun. Dışarıda ne yaparsanız yapın. Araya 50 kişi giriyor, 30 kişi giriyor. Dövüş içinde laf atıyor. Özgür Bey konuşurken Sayın Özkan bana diyor ki, haklı olarak laf atıyorlar diyor. Yanınızda oturan değerli milletvekili laf atıyor. O ona laf atıyor. Laf atmayı bırakın. Biraz evvel bir grup başkan vekili kendisine yapılan sataşmayla ilgili bir tek cümle değil, iki kelime ile kendisini ifade etti. Dolayısıyla çok zekice, güzel cümlelerle birbirimize cevap verelim. Burası şov alanı değil. Buradaki bağırmanın, çağırmanın partilere de faydası yok. Tarım Bakanı ile ilgili öz eleştirisini yaptı. Ben grup başkan vekillerinin sözlerini parti genel başkanlığını, partinin kurumsal yapılarını temsil ettiği için bir opsiyon tanıyoruz. Temayülüm bu. Daha önce de meclis başkanlığında yapılan toplantıda buna bir sınırlama getirilmesi istendiğinde burası sıkı yönetim komutanlığı değil dedik. Grup başkan vekili milletvekilinden de rahatsız etmeyecek, kendi düşüncelerini bir çerçevede anlatılmasına izin verelim dedik. Bağırmayın, çağırmayın. Bağırma çağırma 15 dakikamızı yedi. Buyurun Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Tabii bizim burada barışçıl uzlaşıyla ülkemizin meselelerini müzakere etmemiz her şeyden daha önemli. Bu anlamda açıkçası bütün siyasi parti grupları olarak genel anlamda ülkemizin bütün meselelerine müzakereci,
barışçı bir anlayışla yaklaştığımıza inanıyorum. Ve genelde de bu şekilde çalışmalarımız yürüyor. Onun dışında tabii Sayın Hatiplerin, grup başkan vekillerimizin değerlendirmeler olduğu saygı duyarım. Ancak özellikle bir mukayese yapacaksak hem dün bugün hem Türkiye'nin diğer dünya ülkeleri ve bölgeleriyle pahalılık, milli gelir, refah, satın alma, risk primleri itibariyle bunları değerlendirme yapacaksak belirli ortak parametreler üzerinden yapılması lazım. Buyurun Sayın Özkan. Elbette burada diğer grup başkan vekillerinin bahsettiği hususlarda gübrenin fiyatının artış noktasında, mazot fiyatının artış noktasındaki değerlendirmeleri doğru, objektif değerlendirme zaten tespitlerdir. Orada bir itirazımız yok. Zaten eski antik çağdan beri demokrasiyle ilgili yapılan değerlendirmelerde şu soru sorulur. Bir ayakkabının ayağı sıktığını giyen mi bilir, satan mı bilir? Bunun dünyada cevabı tektir ve giyen bilir. Bu anlamda çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın küresel anlamda emtia fiyatlarındaki artışa bağlı. Yani Kanada'daki, Amerika'daki, Almanya'daki, Rusya'daki, Çin'deki çiftçilerin de bu maliyet artışlarından etkilendiğini hatırda tutmak lazım. Son olarak risk prim oranı itibariyle 2002'de %15 seviyelerinde olan bu oran 2010'lu yıllarda 4... Buyurun. Risk primi daha sonra %8'lere çıkmış. Ancak bundan 20 yıl evvel %15'ler seviyesinde olan bir risk prim oranından bahsediyoruz. Yine ülke olarak satın alma gücü itibariyle bugün dünyanın 13. ülkesiyiz. Bu ülkemiz açısından bir şanstır. Niçin? Hani cennet vatan diye tabir ettiğimiz ülkemizin yeraltı yerüstü kaynaklarıyla bir tarım ülkesi ve bu tarımını berekete dönüştüren bir ülke olması hasebiyle verimli bir ülkedir. Bu anlamda değerlendirmeleri tek bir parametre üzerinden yaparsak uluslararası alandaki mukayeseyi çok daha doğru yapabileceğimize inanıyorum. Yani üç kişi konuşurken birisi Fransızca, birisi İngilizce, birisi Almanca konuşarak anlaşması mümkün değil. Madem ki onu konuşuyoruz tek bir dil üzerinden, Türkçe üzerinden farklı meseleler değerlendirirsek aynen ekonomide de doğru rakama ulaşabileceğimize inan. Evet. Toparlayalım. Tamam peki. Artık günde hayır size ne söyledi Özgür Bey? Bir dakika. Ne söyledi hayır? Ne söyledi size ne? Ne dedi yani? Risk primini söyledi. Doğrusunu okuyacağım. Buyurun. Okuyorum. Buyurun okuyun. Ben teslim olmam öyle kaba kuvvete. Hiç. 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 Asla ve asla. Asla ve asla. Öyle bağırana çağırana. Ben bu mecliste bir kişi konuşurken az konuşsun dememişimdir. Bir kişiye. Sayın Başkan, risk primiyle ilgili diyor ki bundan 14 yıl önce %15'lerdeydi. Risk primi dediğiniz şey bugün 650. Bunun %15'i olmaz. Dediği tarihte risk primi küresel kriz varken bile 620 idi. Tüm zamanların en yüksek risk primiyle karşı karşıyayız. Küresel finans krizinde bütün dünyaların yüksekken onların şimdi hepsinin düşük. Türkiye en yüksek riskli, en pahalı borçlanan ülke. Çünkü ekonomi kötü yönetiliyor. Teşekkür ederim. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.